Başarıya doğru 3 adım. Başarının ilk önemli adımı yapmayı sevdiğin şeyi bulmak, sonra da bunu yapmaktır. İşini sevmezsen, bütün dünya seni son derece başarılı bulsa da kendini başarılı hissedemezsin. İşini seversen, canla başla çalışırsın. Bir insan psikiyatr olmayı çok istiyorsa, diplomasını alıp duvara asmak ona yetmeyecektir. Alanındaki gelişmeleri takip etmek isteyecek, kongrelere katılacak, zihni yapısını ve işleyişini incelemeye devam edecektir. Başka klinikleri ziyaret edecek, en son bilimsel yayınları okuyacaktır. Başka bir deyişle, insanların sorunlarını çözme konusunda en ileri yöntemler hakkında sürekli bilgi edinmeye çalışacak. Çünkü hastalarının ihtiyaçlarını hep en ön planda tutacaktır. Peki ya, bu satırları okurken şöyle düşünüyorsan, ilk adımı uygulayamam çünkü ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Sevdiğim bir çalışma alanı bulmak için ne yapabilirim? Eğer durumun buysa, sana yol gösterilmesi için şu ifadeyi kullanabilirsin. Bilinçaltımın sınırsız zekası bana hayattaki doğru yerimi gösteriyor. Bu cümleyi sessizce, olumlu bir biçimde ve sevgiyle derin zihnine söyle. Buna inanç, güven ve ısrarla devam edersen, karşılığı sana duygu, sezgi ya da belli bir yöne doğru eğilim olarak geri dönecektir. Bu karşılık açık, huzurlu ve sessiz bir içsel farkındalık şeklinde olacaktır. Başarının ikinci adımı, belirli bir iş dalında uzmanlaşmak ve bu alanda üstün olmaya çalışmaktır. Diyelim ki bir öğrenci meslek dalı olarak kimyayı seçiyor. Bu alandaki birçok daldan birini seçmeli ve zamanıyla dikkatini bu uzmanlığa ayırmalıdır. Coşku ve hevesi onu alanıyla ilgili her şeyi öğrenmeye teşvik etmeli. Eğer mümkünse herkesten daha çok şey bilmeli. Genç adam işiyle şevkle ilgilenmeli ve bunu tüm dünyaya hizmet etmek için kullanmayı arzulamalıdır. İçindeki en büyük hizmetçin olsun. Bu zihinsel tutumla sadece geçimini sağlamak ya da idare etmek isteyen birinin zihinsel tutumu arasında büyük bir tezat vardır. İdare etmek başarı değildir. İnsanları motive eden şeyler daha büyük, yüce gönüllü ve özgeci olmalıdır. Başkalarına hizmet etmeli, onların ekmeğine yağ sürmelidir. Üçüncü adım en önemli adımdır. Yapmak istediğin şeyin sadece senin kendi başarına katkıda bulunmadığından emin olmalısın. Arzun bencilce olmamalı. İnsanlığa yarar sağlamalı. Tam bir döngü oluşturmalı. Başka bir deyişle, fikrine dünyayı koruma ve dünyaya hizmet etme amacı eşlik etmelidir. Eğer sadece kendi yararın için çalışırsan, bu önemli döngüyü tamamlayamazsın. Başarılı görünebilirsin. Ama hayatında meydana gelen kısa devre zaman içinde kısıtlamalara ya da hastalığa yol açabilir.